Ha buradan bu yüzden, buradan buralar yapılır, ne yapılır buralarda? Oradan yüzden yapılır, istimlak edilir. Devletin gücü, devletin gücü vardır. He. Düşer evet. İleride şimdi gelmiyor ama ileride gelebilir. Ya gerekirse taşınmalı ya. Burada taşın selin altında kalmasına, taşın altında kalmasına taşınması lazım. Şimdi da gelmedi ama ileride gelebilir. Şu anda gelmedi. Ya günde gerekirse dibinden bize bir ev verir, yer verirse verirler. İsteyen alır, isteyen gider. Ta tehlike arz edeyim tabii ki. Şimdi şu anda tehlike arz etmiyor ama şu anda ileride tehlike arz edeyim. Ama ileride belki belli olmaz. Bazen o para gelir. Ama ne zaman gelir? 10 sene sonra mı gelir? 5 sene sonra mı gelir? Köyümüz giden sene 6 Şubat depreminde buralar büyük oranda sarsıldı. Biz de bu atmosferin içerisinde olduğumuzdan dolayı büyük bir korku içinde yaşadık. Devletimiz eğer ki uygun görüyorsa, o kayalıkların da büyük tehlike arz ettiğini öngörüyorsa, olabileceğini bugün değil de 50 sene sonra veyahut da 20 sene sonra veyahut da yarın 100 sene sonra eğer bir can kaybı olacaksa taşınsın derim. Ben bunu yüreklilikle istiyorum. Can kaybı olmasın. İnsanımıza zarar gelmesin. Önemli olan insan. Her şey bulunur ama insanı bulamayız. Bunu da annem kız iken en yukarıdaki evin kayalıkların dibinde olan ev. Orada bir taş gelmiş. Bu da evin içine girmiş. Düşünce onlar da yan odadalarmış. Allah korumuş. İyi ki bir zarar ziyan olmamış malımıza, canımıza. Ve bu kazayı da o şekilde atlatılmış. Divri ilçemize bağlı Olukman köyünde 2023 yılı içerisinde köy muhtarımız tarafından bizim afet müdürlüğümüze verilmiş bir başvuru var. Bir dilekçe var. Köyün işte 68 hane olduğu ve köyün üst bölgesinde bir bölgede ve eğimi yüksek olan bir bölgede kaya düşmesi riskinin olduğu, zaman zaman sel yaşadıkları, işte evlerini su bastıklarıyla ilgili afetlerin olduğunu, burayla ilgili bir araştırma yapılmasını, inceleme yapılmasını istedi köy muhtarımız. Bizim teknik arkadaşlarımız da, jeoloji, jeofizik ve harita mühendisi arkadaşlarımız 2023 yılı içerisinde üç kere giderek enine boyuna hatta havadan insansız hava araçlarıyla bakılarak çatlaklar tespit edilerek köyde yaşayan vatandaşlarımızın ve konutlarımıza biz zarar olup olmadığını, kaya düşmesinin köye kadar ulaşıp kaya parçalarının köye kadar ulaşıp ulaşmadığını, burada mal ve can kaybı olabilecek mi olmayacak mı bununla ilgili bir değerlendirme yaptılar. Teknik bir araştırma yaptılar arkadaşlarımız. Orada bir kaya düşmesi riskimiz var. Onu netleştirdik. Ayrıyeten yüzey sellenmesi dediğimiz altyapı, üst yapı hasarı yaratabilecek su baskınları olabileceğini de biz orada değerlendirdik. Oradaki eğim %40 ile 50 arasında değişiyor ve çığ olma riski de var. Yani bu eğimlerde aşırı yağış yağdığı zaman kar kütlesi akıyor. Ve biz 38 hanemizi ve bir tane de iş yerimiz var. Toplam 39. Biz bunları hak sahibi yaptık. Yani hak sahibi olarak ilan ettik. Ama bu aşamada köyden bazı vatandaşlarımız taşınmaya karşı çıktılar. 12 hane, yani 12 hane karşı çıktı. Bir hizmet alımı yapacağız. Çünkü bunda ciddi programlar kullanılması gerekiyor. Kaya düşmesinin etki alanlarını, işte hızını, işte çığla ilgili eğim hesapları falan yapılması gerekiyor. Sellenmeyle ilgili hesaplar yapılması gerekiyor. Orada bir önlem projesi geliştireceğiz.